Beyaz Bayrak Ayna programından hepinize merhaba. 15 günlük aradan sonra sizlerle birlikte olmanın keyfini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi sevgili Enver ve Oktay bizlerle birlikte. Evet, 92. Gazi Koşusu bugün gerçekten çok ama çok özel gün. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda çok önemli koşulara şahitlik yapacağız hep birlikte. İmkanı olanların İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda mutlak yerlerini almaları gerektiğini düşünüyoruz. Tabii ki İstanbul dışında olanlar da ekran başında bu keyifli geçmeye aday koşuları hep birlikte izleyeceğiz. Evet, dedik ki programımız çok yoğun, çok tempolu geçecek koşular, Gazi Koşusu'nu konuşacağız hep birlikte. Ben lafı fazla uzatmadan hemen arkadaşlarıma döneyim. Her zaman olduğu gibi bu kez Enver'den başlamayalım. Sevgili Oktay'la başlayalım. Çok şey gördüm sizi. Kahvaltı yaramış galiba her ikinize de. Evet, gayet güzel. Nasıl geçti? Gayet güzeldi. Buradan emeği geçenlere çok teşekkürlerimizi iletelim öncelikle. Ufak bir düzeltme yapayım. 15 günlük değil, 21 günlük bir ara oldu bu sefer bizim için Beyaz Bayrak Ayna'da. İşte şöyle bir şey var. Hani lüzumlu ukala ve lüzumsuz ukalalar diye iki kategori var. Arkadaş bu kategoriye giriyor. Buyurun devam edelim. Gazi heyecanı yaklaştı. Açılım bayramı Gazi Koşusu. 1 Temmuz Pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda. Haziran'ın son pazarı değil, bu sefer Temmuz'un ilk pazarı olarak bizlerle birlikte olacak bu büyük heyecan ve büyük mücadele. Sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah güzel bir arkadaşın koşu olur. Arkadaşın matematiği bayağı kuvvetli. 9 milyon 200 binin karakökünü rica ediyorum. Analitik adam. Mola aldı. Gazi Koşusu derecesi soran var ya, tevzisini soracağız. Peki. Evet, nasıl geçti kahvaltı? Beklenen gün geldi. Kahvaltı güzel. Kahvaltı. Önce kahvaltıdan bahsedelim. Arife'nin başlangıcı o. Gazi Atçılık Bayramı. Nasıl katılım? Harikaydı. Bir kere at sahipleri, yani Gazi Koşusu'nda atı koşan at sahipleri, ilgililer, ekürünün tüm ilgilileri, jokeyler, yarış severler. Dolayısıyla hani tabii ki TCK profesyonelleri ki ev sahibi onlardı. Hani gerçekten birbirine böyle çok temas etmesi gereken bir oluşum vardı. O tam anlamıyla sağlandı. Çok daha keyifli, çok daha güzel organizasyonların böyle artarak devam etmesi tabii ki temennimiz. Beklenen gün geldi yani. Bu herkes için geçerli. En küçüğünden en büyüğüne, atı seven, atçılığı seven herkes için Gazi Koşusu'nun günü başka. Öncesi de başka oluyor tabii. Heyecanı da başka oluyor. Bazen şunu diyorum, yani biz bu durumdaysak atı koşan bir ilgili, ata binecek bir jokey ne durumdadır? Yarışı anlatacak spiker. Hani onlar hepsi çok ayrı heyecanlar duyuyorlar. Spiker demişken sevgili Hüseyin Keşeciler anlatacak ki şu anda stüdyo konuğumuz. Tabii ki o da bizim misafirimiz. Bunun yanında sevgili Numan ve sevgili Turgay da. Kardeşlerimiz bizlerle birlikteler. Ben de diyorum bu heyecan nereden geliyor? Karşımızda bu kadar kıymetli kardeşlerim olunca abilerini seyrediyorlar. Biz de birazcık heyecanlanıyoruz bu arada. Doğal. Sağ olsunlar. Şimdi tabii ki çok uzun bir süre ya Allah aşkına. Tabii. 3 sene diyoruz, 11 ay 10 günde Tay doğuyor. 2 yıl koşmasını bekliyorsunuz. Tamam. Binlerce, yani bugün nereden baksanız 1500-2000 Tay doğuyor. Onlardan 21, maksimum 22 tanesi bu kez 21'i koşacak ama evet, bu şerefe nail oluyorlar. Ha, ben evet, geçtiğimiz yıllarda şunu biliyorum, atın sağlık problemleri demeyeyim de mesela o yarışa çok hazır olmamasına rağmen, kazanamayacağını bilmenize rağmen o formanın temsili gerçekten çok ama çok kıymetli. Dolayısıyla bir de kazandığınızda gelin görün o heyecanı, o keyfi. İsterseniz hiç fazla lafı uzatmayalım. Aynen. Hemen dönelim. Aynen. Sevgili yarışseverler, bu kez 92. Gazi Koşusu'nu arkadaşlarımız tek tek safkanların isimlerini ekrana ve bilgilerini ekranlara verecek. Biz de kısa kısa arkadaşlarımızla birlikte o isimleri değerlendirmeye çalışacağız. Hemen başlayalım isterseniz. 92. Gazi Koşusu. Bu koşuya bir numarayla iştirak edecek olan avukatın bilgileri ekranlara geliyor. Şimdi hemen başlayalım isterseniz. Sevgili yarışseverler detayları zaten biliyorlar. Atın sahibi, antrenörü, tabii ki jokeyini her zaman biliyoruz. Programlarda da görüyoruz ama programlarda görmediğimiz bir isim var ki bu atların seyisleri. Biz geçtiğimiz yıllardan bu yana bu yarışların kazanılmasında, koşulmasında en önemli faktörlerden biri olan kişilerden biridir. Ekürünün veya ekibin parçalarından biridir seyisler. Avukatın seyisinin ismi... Hayrettin Tekdemir. 18 yıllık bir seyis kendisi. Dolayısıyla çok tecrübeli, işin ehli. Süper. Peki avukatla ilgili son yarışını gayet başarılı koşarak kazandı. Niyazi Polat yarı kazandı. Evet. Şöyle yapalım. Hani şeyini söyleyelim. Hani olur olmazdan ziyade... Fikirlerimizi paylaşalım. Formasını temsil ediyor. Güçlü, kazanabilir. Ya bu tarz şeyler, hani zaman zaman diz sürçmesi oluyor. Bu koşuda şanslı görmüyoruz gibi kelimeleri konuşmayalım lütfen. Dediğimiz gibi heyecanlı, herkes ekran başında atın durumunu
ekran önünde seyretmek istiyor. Biz de bu tarz yaklaşımlarda bulunmayalım lütfen dedikten sonra başlayalım. Zaten Niyazi Polatyar koşusunun galibine de Gazi koşusunda şanssız demek pek doğru bir tabir olmaz bence. Ben açıkçası bu yıl Gazi koşusunun zorlu geçeceğini düşünüyorum. Her şeyden öte yani çok kolay, çok basit bir Gazi koşusu bence olmayacak. Sürpriz bir sonuçla karşılaşabiliriz bence. Avukat da bu sürprizi yapacak safkanların başında geliyor bence. Son koşusuyla zaten bunu belli etti. Jockey ile çok güzel bir uyumu var. Saadet'in Boyraz da güzel bir koşu kazandı. İdman pistine de oldukça sağlıklı gördüm. Son yaptığı galopunda seyretme şansım oldu. Ben şanslı taylardan biri olduğunu düşünüyorum. Peki şöyle 21 tay var. İlk bölümü 20-30 dakika çekeceğimize göre birer dakikadan fazla şey yapmayalım lütfen. Evet avukat ne diyeceksin Enver? Şimdi bence yarış içerisinde jockey ile en fazla vakit geçirmiş safkanlardan biri olması önemli bir faktör. Dolayısıyla hani atını ciğerine kadar bilen bir jockey ve jockey'nin nerede ne isteyebileceğinden artık emin bir at var. Bu açıdan bakıldığında çok önemli bir birliktelik olduğunu düşünüyorum. 7. kez birlikte sahaya çıkacaklar ve ikililiğinden dönmeden önce yani Kasım 2017'de Saadettin abi bu atla buluştu. Geçişleri ve ondan sonraki yol haritasında safkanın üzerinde direkt teması var. Bu tarz yol haritalarında bence tecrübeli jokeylerin atla uzun vakit geçirmeleri önemli bir faktör olabilir. Son galopunu sadece Oktay değil, atın jokeyi Saadettin Boyraz da çok beğendi. Özellikle mesajlaştık ve dün Veliefendi Hipodromu'nda ayaküstü bir sohbet etme şansımız da oldu. Kesinlikle sürpriz yapma adayı olduğunun farkında ve çok iddialı. Şimdi bu tarz jokeyler çok iddialı konuşmazlar tabii ki. Bu tarz büyük koşularda kimse iddialı konuşmaz. Ama ben Saadettin Boyraz'ı tanıdığım kadarıyla söyleyeyim. Avukatın yapabilecekleri Gazi koşusu kazanmaya kadar gidebilir. Bunu onda görüyorum. Ve at da ona özellikle son galabı sonrası bunu hissettirmiş olmalı ki çok iddialıydı. Peki şunu sorayım avukatı özelinde bütün bilen jokeylerle de ilgili. Şimdi koşuyu kazanmışlık da çok kıymetli, çok önemli. Saadettin de bu koşuyu Kaprisi'nde kazanan isimlerden biri. Dolayısıyla istediğiniz kadar tecrübeli jockey olabilirsiniz. Parnivor'la kazandı. Evet. Bu çok farklı bir şey. Yani o duyguyu yaşamak, duyguyu bilmek çok önemli. O katılır mısınız? O anı kaldırmak tabii ki. Tabii ki çok önemli. Tabii şimdi bazı jockeyler burada hiç mücadeleye dahi girememiş isimler var. Yani yıllardır sahada olup ilk ikiye girememiş jockeyler var. Girip kaybeden jockeyler var. Bence bu da çok önemli bir tecrübe. Yani Akın Sözen çok genç yaşta bir Gazi koşusu kaybetti. Şu anki Akın Sözen olsa kazanırdı. Kazanabilirdi. Daha şöyle düşünelim. Geriye gidelim. Selim Kaya, Belli Otore. Yani her jockey için. Yani. Dolayısıyla kazanıra girmek, kazanacak pozisyona gelmek kaybetsiniz bile bir tecrübe. Kesin. Kazanmak zaten başlı başına. Ki Saadettin Boyraz iki kez başarmış bunu. Net avukatın üzerindeki artılardan biri bu. Peki. Hemen bir sonraki isme geçelim. Bu koşuya iki numarada katılacak olan Can Kılıç'tan bahsedelim. O son yarışlarında onun da başarılı yarışları var. İnişli çıkışlı bir performans sergilemesine rağmen Can Kılıç'ın da iddialı olduğunu söyleyebiliriz diyelim. Hemen Can Kılıç'ın serisini de alalım sevgili Enver'den. Hemen özür dileyerek bakayım. O da Hayrettin Beyefendi'ydi. Hayrettin Gökçe. 1985. Kendisinin lisans tarihi. Peki. Bol şanslar. Sen de başlayalım sevgili Enver. Ne dersin Can Kılıç'la ilgili? Şimdi yarış hayatına başladığı andan itibaren ilk 5 koşusunda ilk 3'ten düşmemiş bir safkandı. Ve hani dikkat çekici bir performansa doğru gidiyordu. Ve binen her jockey işte Uğur Polat, Halis Karataş, en son Gökhan Koca kaybetmişti bu söylediğim periyotta. Hep safkanla ilgili pozitif geri bildirimler verdiler. Fakat sonrasında sanki o ritim biraz bozuldu. Bazen takvim istediğiniz gibi gitmez. Yani siz bir hedef yarış yaparsınız seker. Her şey yolunda giderken bir adım geri atmak zorunda kalırsınız vesaire. Fakat safkanın işte hem önceki dönem ilgileri hem yeni bir formayla katılacak yeni sahibi kumaşının farkında ki böyle bir iddianın da parçası oluyorlar. Bu açıdan bakıldığında Ekürü'yü hani bu iddiası dolayısıyla tebrik ediyorum. Neden? Çıkış yaparken yani yarış hayatına başlarken bu sinyali veriyor. Sonrasında o yoldan sapmalar oluyor. Fakat eğer elinizdeki değerin edirinebilirseniz ona göre bir tavır sergilemeniz normal. Henüz o seviyede olmaya bileceğini düşünseniz bile ben de Can Kılıç'ın sürpriz adayları arasından bir şansı olabileceğini düşünenlerdenim ama hani yarışın o kadar çok favori adayı ya da favoriye yakın safkanı var ki onları değerlendirdiğimizde biraz daha geri planda kalması da doğal. Çünkü yol haritası çok istediği gibi gelmedi. Şimdi ben derecelere çok önem veren bir adamım ama tabii ki şartlar çok önemlidir. Bu derecelerin de önemliliği çok şeydir, kıymetlidir. Şimdi baktığımız zaman birbirlerine çok yakın dereceler çıkıyor. Tabii ki
Sait Akson koşusu ve Mehmet Akif Ersoy koşusu bu Gazi koşusu öncesi çok belirleyici koşular. Nedeni mesafe en yakın, doğru, Gazi koşusuna en yakın mesafeler olduğu için diye düşünüyorum. Yani Sait Akson ve Mehmet Akif'in dışından gerilerden dolaşarak gelen isimler var. Tabii ki. Dolayısıyla bu karışım sahaya yansıdığında, hepsi birlikte koştuğunda nereye çıkacak onu merak ediyoruz. Dolayısıyla, evet, çok sürprize bir açık Gazi koşusu olduğunu düşünüyorum. Benim fikrim. Peki Can Kılıç'la ilgili sevgili Oktay neler söyleyeceksin? Can Kılıç yarış hayatına ilk başladığı gün ben hatırlıyorum. Yani o gün programdayım zaten. Hani Gazi'ye kadar gider görüşü vardı. Orijin itibariyle olsun, görüntüsü itibariyle olsun. Hakikaten de Gazi'ye kadar geldi Can Kılıç. Ha, biraz önce Emir abinin söylemiş olduğu gibi performansında zaman zaman bazı inişler ve çıkışlar tabii ki söz konusu oldu. Her tayda olduğu gibi. Ama önemli olan bunları ekarte edip buraya kadar gelebilmek. Can Kılıç da bunu başarabilmiş bir tay. Yeni bir formayla katılacak. Yeni bir şansla katılacak belki de Gazi koşusuna. Sürpriz şansı olan taylardan birisi bence de. Peki hemen bir sonraki görüntümüzü Safkan'a geçelim. 3 numarayla bu koşuya katılacak olan Civan'ım. Baktığımız zaman son yarışında Ankara'da Mehmet Akif Ersoy koşusunda kazanır duruma gelip sonlarda iyi bir mücadele etmesine rağmen tabeladan 3. olarak koşudan 3. olarak ayrılmış bir isimden bahsediyoruz. Civan'ım. Bakalım sevgili Enver Civan'ımla ilgili neler söyleyecek. Seyisi Mahmut Akgönül, 2002 lisanslı bir seyis. Mahmut Akgönül'e de bol şans arttırdım. Şimdi Civan'ım da avukat gibi jokeyinin kendisini çok yakından tanıdığı safkanlardan bir diğeri. Taylığında 3 kez ve son 3 koşusu olmak üzere 6 kez bir arada bulundular. 7.'ye koşacaklar. Bu çok önemli. Artı safkanın çok da kolay olmayan, yani yarış içerisinde kolay gözüken ve kolay olan ama finish yapmak bakımından, yarışı bitirebilmek bakımından çok da kolay olmayan bir zamanlaması var. Hani timing dedikleri mesele. O zamanlamayı Gökhan Kocakaya yapacağını düşünmüş olmalı ki, buna ikna olmalı ki alternatif seçenekleri arasından Civan'ımla devam etme kararı verdi. Bence Gökhan Kocakaya'nın bu tercihi önemli. Neden? Şimdi bakıldığı zaman kağıtta her yıl ilk 5'te olan bir jokey Gökhan Kocakaya. Farklılıkları arayan ve bulan bir jokey. Gazi koşusunda daha önce kazanmış bir yetenek. Üstelik çok genç yaşta kazanmış, evet, bir yetenek. Böyle bir kardeşimiz Miramis'te kazanmış. Evet, böyle bir kardeşimiz yola devam etme kararını verebiliyorsa bir ışık görüyordur da veriyordur. Mehmet Akif Ersoy koşusu son 4 yıla Gazi koşusu şampiyonlarını getirmesi bakımından çok önemli. Son 6 yılda 4 kez Gazi koşusu şampiyonları Mehmet Akif tercih edip gelen safkan arasında ve Mehmet Akif Ersoy'da da 3. oldu. Timing'ini ayarlayabilseydi belki de daha farklı bir sonuç alabilirdi. İşi kolay değil. Ama avantajları da çok, yani jockey avantajı, birbirlerini tanımaları, yarışın gireceği tempolar, sürat, onun gideceği yer, hepsini alt alta değerlendirmemizde şansı çok yüksek. Şimdi Mehmet Akif Ersoy koşusunda ki zaman zaman Civan'ımı önlerde yakın, ön gruba yakın gidip de kazandığı yarışları biliyoruz. Hı hı. Geriden takip ederek geldi ama Gazi koşusu 21 atın iştirak edeceği, tabii, bir koşu ki aynı şekilde gerilerde, o kadar gerilerde takip ederek gelme şansınız biraz daha zor oluyor. Çünkü, doğru, trafik sorunu yaşayabilir misiniz? Yaşanabilir diye düşünüyorum. Hı-hı. Evet Oktay. Civan'ın bir Victoria Galop temsilcisi. Anne Sips'e yakından tanıdığımız bir kısırak bizim de. Mehmet Akif Ersoy koşusuna, evet, tam liderliği almış, yarışı Civan'ın lehine çevirdi derken rakiplerine mağlup olmuştu. bu da biraz önce Emir abinin söylemiş olduğu gibi timing, yani çok kısa bir sprint olduğunu düşünüyorum Civan'ımın. Mesafe konusunda bazı soru işaretlerim halen var. Mehmet Akif Ersoy sonrası yaptığımız programda da bunu söylemiştim. Halen bunu söylüyorum. Eğer ki o mesafeyle ilgili problemleri aşabilirse tabii ki bunlarla başa baş edebilecek sınıfı bence de var Civan'ımın. Tamamıyla işi bence Civan'ımın o sprint mesafesini iyi ayarlamasıyla ilgili. Jockey'de bunu başarabilecek yetenekte bence Gökhan. Bol şanslar dileyelim. Peki hemen bir sonraki safkana geçiyoruz. Bu koşuya 4 numarayla bir iştirak edecek olan Distant Shining. Baktığımız zaman son yarışını trafik sorunu yaşayıp sonlarda bindirerek gelip ikincilik çıkaran bir isim. Mehmet Akif Ersoy koşusunda yine trafik sorunu yaşayan bir isim ama Adana'daki başarılı yarışlarından hatırladığımızda bir isim. Hı hı. Evet Emer. Seyisi Musa Çiçek. Distant Shining ve Gökhan Gökçe ilk kez Gazi koşusunda bir araya gelecekler. Bu tabi az evvel anlattığım hani avukatta ve civanındaki durumun tam tersi. Fakat Distant Shining için çok kısa ve net bir yorum yapmam gerekirse Tendürek galipleri benim gözümde her yıl Gazi koşusuna favori olarak gelebilecek potansiyeli olan safkanlardı. Tendürek'i de kazanmış bir safkandan bahsediyoruz bu yıl içerisinde. Ondan sonraki performansı çok beklenen gibi olmadı ama mesafe dersiniz ama pist ama yarışçı şanssızlıklar ayrı.
Fakat son yarışında İstanbul'da Ketohan'a geçildiği yarışta paddock'ta daha özgüvenli, daha eskiye dönük bir safkan vardı. Yarışın sürpriz adaylarından biri. Sonuçta ana fartalara da kaydı vardı. Ekürü Gazi koşmak yolunda tercihini kullandı ve bu koşuya geliyor. Gökhan Gökçe grup koşularda sürpriz sonuçlar alabilen safkanların üzerinde gördüğümüz bir isim. Yarışın net sürpriz adayı. Distant Shining, Oktay. Gazi koşusuna son yıllarda en yakın ara gelen Tay bence Distant Shining'tir herhalde. 9 günlük bir ara sonrası Gazi koşusuna katılacak Gökhan Gökçe ile. Söylemiş olduğu gibi Emre abinin Mart ayında kazandığı A3 koşunun ardından, yani Tendüreyn'in ardından performansı pek de istediğini gibi gitmedi. Yani aynı çizgide devam edemedi Distant Shining bence. Yani safkanın yaşamış olduğu bazı sıkıntılar olabilir, mesafe pist olabilir ama sürpriz şansı olan atlardan birisi tabii ki Distant Shining ama şansını biraz aşağılarda görüyorum açıkçası. Peki. Bir sonraki safkanımız ekranlara gelsin. Bu koşuya 5 numarayla iştirak edecek olan Fire and Smoke. Evet Ömer. Fire and Smoke Mehmet Resul'le ikinci seyis arkadaşımız. Bu koşuya, Gazi koşusuna gelmiş 21 safkanın 5 seyisi geçen yıl seyisliğe hak kazanmışlar. Seyislikten sanmışlar. O 5 isimden biri Mehmet Resul kardeşimiz. Bol şans diliyorum. Fire and Smoke için şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi ekürü olarak geliyorlar yarışa. Ve safkanın antrenörü deklere esnasında yarış taktiği olarak koşuyu önde kabul edeceklerini söyledi. Ve çektikleri start, iki start, tam anlamıyla yarışı sürate sokabilecek, arka grubu herkes için çok daha kolay yer bulabilir hale getirebilecek kritik safkan Fire and Smoke. Yarışın kazananı olur mu bilmem ama yarışın senaristi Fire and Smoke olacak, bunu söyleyebilirim. Peki. Oktay. Hemfikirim. Zannedersem ilk kez binecek jockey'i Gazi koşusunda Fire and Smoke'a. Tolga Yıldız daha önce bindiğini hatırlamıyorum. Sadece Akın Sözen ve Aris Karataş. Evet, Akın Sözen ve Aris Karataş'tan sonra Tolga Yıldız'a katılacak. Yani Emre abinin söylemiş olduğu gibi yarışın taktiksel olarak belirleyici taylarından birisi olacak Fire and Smoke. Nasıl koşacağını açıkçası ben de merakla bekliyorum. Hı hı. Hemen bir sonraki isme geçelim. Gananda Solo. Bu koşuyu 6 numarayla iştirak edecek olan Gananda Solo. Baktığımız zaman da tabela yarışı, sürekli tabela içerisinde yer bulabilen bir isim. Her an çıkış yapabilecek, performansı gösterebilecek bir isim. Gazi koşusunda da Gananda Solo. Bakalım Ömer önce seyisinden sonra neler söyleyecek Gananda Solo ile için. Seyisi Murat Taş, 1999 yılından bu yana lisansı var. Tecrübeli bir seyis. Furkan Yüksel'le daha önce iki kez start aldı. İkisine de dördüncü oldu. Çok kolay bir safkan değil Gananda Solo. Fakat gününde olursa, ritmini bulursa ve yarış içi gidişat Gananda Solo için uygun olursa etkili bir sprinti var. Dolayısıyla kazandığı yarışlar bir tarafa, kaybettiği yarışlarda da çok grubun içerisinde. Şimdi Gazi favorisi safkanlardan biri gösteren Sharpa, Gananda Solo ile yarışlarına bakıyoruz. Aralarında çok ciddi farklar oluşmamış. Yani birisi çok favori, 3-4 favoriden biri. Birisi onlara çok uzak tutuluyorsa orada bir hani anormal bir durum var. Furkan Yüksel genç bir kardeşimiz. Bana göre yeterli soğukkanlılığa, yani Gazi koşusunu kaldırabilecek mentaliteye sahip bir kardeşimiz. Dolayısıyla Gananda Solo'ya bir şeyler katabilir. Gananda Solo, tek endişem var. Bu tarz stresi yüksek, enerjisi yüksek padokta etkilenir mi diye düşünüyorum. Yoksa bence yarış belli bir sürate girerse, Fire and Smoke'tan sonra atıyorum yarışın temposunu yukarıya taşıyabilecek Graham Ozone hep beraber, yani bir nevi bayrak yarışına dönüp tempo hep dinamik bir şekilde kalırsa sonlarda görebileceğimiz safkalarda. Peki herkese ortak bir soru. Yarışın tempolarıyla ilgili neler söylersiniz? Hızlı bir yarış mı olur? Ben Fire and Smoke taktiği belirtene kadar Bless to Win gazisine yakın yavaş gidecek bir tempo olacağını düşünüyordum. Ama şöyle bir ipucu vereyim. Kendimden cevap vermiş olmayayım. Hem sorumluluğu başkalarına atayım. Konuştuğum jokeyler Gazi koşusu yavaş gitmez felsefesine çok inanıyorlar. Gazi koşusu yavaş gitmez diyorlar. Bu zaten bir kere oldu son yıllarda. Bless to Win'in kazandığı Gazi koşusu oldu. Evet. Sanki Fire and Smoke belli bir seviyeye getirirse ondan sonrası zaten 1000'den 1200'den sonra kimseye bir şey kalmıyor. Yani baktığımız zaman 2.26-22 bir rekor var. 2.27 ile biten, 2.28 ile biten koşular var ama 2.30'da da biten yarışlar var. Yanlış hatırlamıyorsam Fernando'nun kazandığı Gazi koşusu 2.30 içerisinde koşulan. Bless to Win daha da yavaş. Yavaş. Evet, daha da yavaş. Dolayısıyla tabii ki şöyle 21 safkan var. Hepsinin şansına, hepsi şanslı olarak düşünüyoruz ama kağıt üzerinde geçtiğimiz yıllardaki performansına baktığımız zaman tabii ki öne çıkan isimler var. Hı-hı. Dolayısıyla o şansı kendine yaratabilecek
koşuya bir farklılık getirecek isimler de var. Bir umut, çıkıp gitmek, kaçmak, onlar da tabii faktörlerden biri lehine çevirebilmek adına. Evet. Garando Solo. Sait Aksiyon koşusuna girmeden önce şanslı atlardan birisi olarak gösteriliyordu. Yarışı çok kötü değil açıkçası. Altıncı olmasına rağmen birincinin sadece bir saniye gerisini tamamlamıştı. Bir jockey değişikliği oldu. Mustafa Çiçek Vancouver'a geçti. Furkan Yüksel de start alacak. Garando Solo. Yarış istenilen sürate binerse sonlardan etkileyebilecek atlardan birisi bence de. Evet, hemen bir sonraki safkada geçelim. Bu koşuya 7 numarayla iştirak edecek olan Hep Beraberdir isimli safkan ekranlara geldi görüntüleri ve bilgileri. Şimdi baktığımız zaman dişi tay deneme galibi bir isimden bahsediyoruz. Erkek tay deneme galibi bir isimden bahsediyoruz. Bunun yanında Sait Aksiyon koşusundaki performansı son metrelere kadar liderliği yapıp sonlarda iki rakibine geçilerek koşuyu üçüncü olarak tamamlamıştı. Erkek tay deneme Sait Aksiyon koşularında bu kadar başarılı olması, mesafenin 2400 metreye çıkmasına rağmen yine şanslı isimlerden biri olarak düşünülebilir diye ben de bir katkıda bulunmak isterim Hep Beraberle ilgili. Bunun yanında tabii ki önemli bir ayrıntı daha var. Gazi koşusunu Ekrem Kurt gibi çok değerli, çok yarıştığımızda damgasını vuran bir isimle aynı platformda ismi anılması Ahmet Çelik için de gerçekten büyük bir onur. Tabii ki. Dördüncüyü yapma şansı var mı? Tabii ki var. Dolayısıyla gerçekten tarihi adını altın harflerle yazdırdı Gazi Koşusu ile ilgili ama kırılamayacak bir rekora da imza atabilir mi? O da bir merak konusu. Ahmet Çelik'in performansı ve Hep Beraber'in performansı da çok önemli. Enver? Dünyanın neresine giderseniz gidin, bir büyük derbi öncesi iki önemli ayağın biri birinde birinci, biri üçüncü tamamlanmışsa o at o koşuya favorilerden biri olarak gider. Ha, mesafeler değişti, pist koşulları değişti, jockey değişti, eyvallah ama favorilerden biri olarak sayılır. Yani bunun aksini söyleyebilmek için gerçekten çılgın olmak lazım. Dolayısıyla Hep Beraber favorilerden biri. Net favoridir, değildir. Mesafeden etkilenir, etkilenir. Bu yorumları ayrı tutuyorum ama İki önemli ayı, erkek tay denemeyi kazanmışsınız. Sait Aksiyon'u önemli bir ayak olarak görüyoruz ki çok belirleyici. Üçüncü tamamlamışsınız, artık söylenecek bir söz yok. İki, böyle bir klasiği 3 yıl üst üste kazanmış bir jokeyle geliyor. Bu başlı başına bir olay. Yani Ahmet Çelik burada kime binse, atıyorum ganyan olarak en düşük, en yüksek ganyanlı ata, en az tutulan ata dahi binse, Ahmet Çelik'in bu koşuda, bu gazide bindiği at haberdir. Dolayısıyla Hep Beraber hem kendi performansıyla hem jokeyin performansıyla konuşulmayı hak ediyor. Favorilerden biri. Bana göre de yarışın içerisinde o senaryoyu Fire and Smoke belirler dedim ya, işte o senaryoyu Fire and Smoke'un götürebileceği yere kadar takip edip ondan sonrasında başrollüye soyunacak safkan Hep Beraber bence. Yani bayrak yarışı izleyebiliriz. Bayrak yarışı izleyebiliriz. Bana yani göre Fire and Smoke'un gücü biterse, bitmezse kazanır. Biterse ben oraya daha yakınım. Ondan sonra onun temposunun bıraktığı yerden daha yukarıya rakiplerini zorlayacak, arkadakilere buyurun gelin gelebiliyorsanız diyebilecek at Hep Beraber. Ahmet bunu farklı yapıdaki safkanlarla da yapıyor. Yani renk bu yapıda bir safkan mı? Değil. Altıncı gitti. Döndüğü yer, düzlüğün üzerinde koşuyu aldığı yer 400'ler, 350'de yarışın lideriydi renk. Üstelik içeri doğru meyli vardı. Ona rağmen 350'de koşunun net lideriydi. Önceden hamlesini yaptı. Greystone 2400 mesafesi konusunda asla bitiremez dediler. Yani önde tatlı 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 gitti. Evet. Aynı şekilde yürüdü. 400'de öndeydi. Aynı döndü. Piano Sonata hakeza önlerde gitti. Annesi Emma aynı dedi kısaca. Ama şöyle de bir şey var tabii. Ahmet'in bu bir yarış taktiği. Bunun yanında atların da bunu yapabileceği bir güçleri var. Çünkü çok önemli. 2400 metre yarışı ön grubun içinde. At tercihlerini yaparken buna göre yapıyor. Zaten İlgililer de Ahmet'i bunu çok iyi becerdiği için atlara teslim ediyorlar. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. 21 atlı bir koşuda koşuyu 400 en geri dönüp de kazanma şansınız çok az. İlk 10 içerisinde yer bulabilen atlar bana göre şimdi ben daha çok nadirdir böyle çok geriden gelip bu koşuyu kazanmak. Sevgili Ömer Aktı kulakları sınasın. Bir tablo paylaştım. 1000 ile 800 arası çok kritiktir. 1000 ile 800 arasında son 30 yılda 2 sıra kaybedip gazi kazanan yok. Aynen. Yani 8.'yim 1000'de, 800'de 10'unculuğa düştüm, kazanayım yok kardeşim. Evet. Öyle bir 1800 arası var ki 2 yer kaybedip de kazanırsan tarihe geçersin. Örneği yok. Yani böyle bir çılgınlık yapmak isteyen jockey varsa kaybetsin, 2 yer kazansın. Orada yerini tutabilmek, Ahmet bunu çok iyi beceriyor çünkü öyle bir yere koyuyor ki atını. Yani piyano son at yarışında atını geldi, koydu atı. Ellemeden at geldi zaten dedi. O kadar kolay oldu ki çünkü artık yapabiliyor.
Yani Gazi koşusunun psikolojisini, felsefesini, bütün gidişatını sökmüş. Atını ona göre seçiyor. Yani hep beraber bizim işte Numan diyorsun, Turgay diyorsun buradalar. Sait Akson çıkışını Ahmet dedi ki abi Gazi'yi o stilde kazanacak at belli, gözüm onda ama binme şansımız nedir bilmiyorum dedi. Yarından itibaren saldıracağız dedi. Bir de şöyle hep bir beraber. Şey var. Mesela hep beraber önemli bir konuya değindin. Ben atların ilgilerine saygım sonsuz. Fakat şöyle de yorum yapmaktan da kendimi alıkoyamıyorum açıkçası. Şimdi Sait Akson koşusunu şöyle bir hatırlayalım. Hı hı. Ayhan Kurşun. Tabii kusursuz bindi. Kusursuz bindi bana göre. Yapılacak her şeyi yaptı. Yarışı kısalttı. Ritim Divine geldi. Yani Ritim Divine'den kurtulsa ikisinden biri kazanacak zaten. İkisi tabii birbirinden ayrılamayınca Mr. Görkem, tabii ki Mr. Görkem'in başarısını aşağı çekmek adına bu yorumu yapmıyorum. Ama Ayhan gerçekten kusursuz bindi. Abi şöyle bir şey var. Çok bence kısa bir yorum olacak. Şahsım adına kapatayım Oktay'ı. Atın sahibinin amacı ne? Kazanmak. Jockey'in gayesine gazi koşsun. Atın sahibi eğer buna karar veriyorsa kendisi için en iyi olacağını bu olduğunu düşünüyor. He bu olmayabilir. Yani yarıştan sonra şunu diyebilir. Ya Ahmet yerine Ayhan olsaydı, Ali olsaydı Velo diyebilir. Ama şu an düşündüğü şey en iyisinin bu olacağı. Tıpkı Ranemi'nin en iyisi Ayhan Kurşun olacağını düşündüğü gibi. Yani onlar da sonuçta başka bir alternatif ikinci bir adlar. Ya muhakkak. Vancouver son dakikada Nene Hatun'u Valencia'ya tercih ettiği için Mustafa Çiçek'e geldi. Evet. Mustafa başka bir safkanla anlaşmalılardı. Mustafa Çiçek'e geldi. O zaman hani bizim atımızda bu da at sahibi diyor ki ben Gazi'yi kazanmak istiyorum. Bununla daha iyi yapabileceğim diyor. Saygı duyuyorum. Jockey diyor ki Jockey'e 2 at geliyor. Selim Kaya'ya 2 at geldi. 3 at geldi. Haziz Karataş'a 2 at geldi. Atıyorum yani. Onlar da seçiyor. Onun en iyisini seçmeye çalışıyor. Yani orada yarış sonunda kazanan haklı. Geri kalan 20 at ne yazık ki ahbahlar arasında bir bahane bulacak. Diyecek ki Jockey'imiz iyi olmadı. Zaten ben yanlış at seçtim. Keşke öbür atı seçseydim. Onu seçseydim. Bu zaten. Yarışçılığın dokusunda, kimyasında böyle bir şey zaten var zaten. Zaten bu yani. Aynen öyle. Evet Okta. Hep beraber. Emel bu arada tabii ki hep beraber de sayısını paylaşırsan. Söyledim Abbas Yüce dedim. Pardon ben demedim atlamışım. Demedim yoksa? Bence demedin. Tamam Abbas Yüce bir daha demiş. Dememiş olabilir. Ya böyle bir şey yok. Nasıl buldun kendin gibi birini? Şimdi Oktay tahmin yapıyor. Emel abiye katılıyorum. Hiç. Tahminleri bir kere tahmin mi? Değil diyorum. Şimdi de ne alaka? Tahminlerine keşke ne ben ona katılsam çocuğa? Keşke. Böyle yapıyor. Şöyle yapıyor. Emel abi söylememiş olabilir. Söylemedi evladım. Hatırlamıyorum direkt. Abi. O zaman hatırlamıyorum diyeceksin. Evet. Oktay. Hep beraber güldük eğlendik. Ben de duradım. Emel abi söylememiş olamaz demesi lazım. tabii ki muazzam bir erkek tay deneme koşusu galibi. Ardından güzel bir Sait Akson üçüncülüğü ve hep beraber izleyeceğiz hep beraber. Bakalım ne yapacak. Ben de merakla bekliyorum. Yani orijin itibariyle hep beraber de aslında stil itibariyle Greystorm'a, orijin itibariyle Piano Sonata'ya benzeyen bir at. Hani anne hattı biraz daha kısa mesafeye yatkın Venezuela. Venezuela'nın en fazla zaten öyleydi yani. Onun mesafe limiti vardı ama hep beraber onun scream to scream'den olma yavrusu. Ben mutlaka ilk dördün içinden olacağını düşünüyorum. Ha yere bir olur, iki olur, üç olur, dört olur bilemem ama kesinlikle iyi bir yarış izleyeceğiz hep beraber. Şimdi şöyle yapalım mı? Saat 2'ye mi var? Birer tane. Tamam. Karşılıklı. Şimdi Oktay'la başlayalım. Tamam. 8 numaralı katma değer bir sonraki isim ekranlara geliyor. Baktığımız zaman gerçekten enteresan yarışlarına şahit olduğumuz bir isim katma değer. Evet. Bu koşuya da bence bir değer katacağını ekürüsüyle birlikte, Kobra ile birlikte ekürü olarak bu koşuya katılacak. Oktay? Hayri Kurt Seyit. Teşekkürler. Cemiloğlu ekürüsünü yetiştirmiş olduğu bir tay. Zaten ekürü genelde alışverişini... Evet, aynen. Barlık ekürüsü, katma değerin ekürüsü Kobra. Kobra da Cemiloğlu ekürüsünden evet. Barlık ekürüsüne geçme bir taydı. Sentetik pistte muazzam performanslar sergiledi kış sezonunda. Özellikle 1400-1500 metre bandında. Bir de genel görüntüsü de çok muazzam, gerçekten iyiydi. Sonrasında çim piste çıktı. Çim piste sentetik piste oranla tam o performansını yansıtamadı ama hiç de hani Gazi koşusunda hiç şansı olmaz denilebilecek bir performansı yoktu bende açıkçası. Ben şanslı atlardan biri olduğunu düşünüyorum. Mehmet Kaya da, ben bunu her zaman söylemişimdir, yine söyleyeceğim. Ülkede yarışın temposunu nasıl gideceğini çok iyi analiz eden bir iki jokeyden birisi Mehmet Kaya. Yani alır atını, tempo yavaş gidecekse alır hemen ön tarafa koyar. Hızlı gidecekse arkada bekler. Bunu çok iyi yapan bir jokey. Tempo nasıl gidecekse katma değeri de o şekilde bence gerekli olan ayarı verecektir bence Mehmet Kaya. Güzel bir koşu izleyeceğimizi düşünüyorum ben katma değerden. Evet, bir sonraki isim 9 numaralı Kerem Ito. Onun görüntüleri ekranlara geliyor.
Önemli bir koşu. Hani belirleyici koşular demiştik. Mehmet Akif Ersoy. 2018 Mehmet Akif Ersoy koşusunu Halis Karataş'ta kazanan bir isimden bahsediyoruz. Sevgili Enver, Kerem İto ile ilgili neler söyleyecek? Ömer Orhun seyisi. 2013 lisanslı bir seyisimiz. Şimdi Mehmet Akif Ersoy koşusu galiba diş şüphesi ki Gazi koşusu için favorilerden biri haline geliyor. Hı hı. Bu yılki performansı dikkat çekici. Halis Karataş'la Mehmet Akif Ersoy birinciliği, Sait Akson ikinciliği sonrası bir görüşme şansımız oldu. Safkan'ın çok yetenekli bir isim olduğunu o da dile getirdi. Tabii bir tercih yapması lazımdı. Tercihini Ritim Divine'dan yana kullandı. Özcan Yıldırım biliyor. Yani Özcan bu Gazi'yi en fazla isteyenlerden biri. Hani Gazi'yi kim istemez? Herkes ister ama yani bunu isterken duyguları bazen kendi yeteneğinin de önüne geçebiliyor. Bunu kontrol edebilirse şimdi ne bileyim Victor Izaurus, Fines bakıldığında yani Özcan'ın Gazi'de kendini kaybediyor. Gazi koşusu ismini çıkartalım. Gazi koşusu. Grup 2 diyelim. Aynı yarışı yapsınlar. Fines'le de Victor Izaurus'la da daha değişik sonuç alırdı. Peki. Ama Gazi koşusu olunca Özcan'ın duyguları önüne geçiyor. Onu bu Gazi'de bastırabilirse daha olgun Özcan olarak binerse Kerem İto'nun net şansı var. Peki. Bir sonraki safkanımız bu koşuya 10 numarayla iştirak edecek olan Kobra. Az önce İbrahim bahsettiğimiz Olay. Teşekkür ederiz. Katma değerinde ikürüsü olduğunu düşünüyorum. Kobra enteresan bir isim. Zaman zaman start problemi yaşayan ama sonlarda çok etkili gelen bir isim. Bana göre Sait Akson koşusunda tabela içerisinde yer bulamamasına rağmen Gökhan Kocakaya ile o da böyle minik minik trafik problemi yaşayan isimlerden biriydi. Yarıştan sonra Kobra. Sohbetimizde sen bana söylemiştin Kobra'yı abi. Yani bir sonraki yarışta mutlaka yerlere gelmesini bekliyorum. Hatta Gazi'de bile şanslı olabilecek atlardan birisi demiştin. Nitekim ki Gazi koşusuna geldi evet. Kobra. Enver'de kayıtla ilgili bir şey söylemişti. Kayıt olursa koşar demiştim. Evet. Kaydı yok demiştim galiba. Öyle bir şey demiştim bilmiyorum. Ne dersin Oktay? Kobra zaman zaman mental problemler yaşayabilen bir taydı. Kış sezonunda start makinesiyle ilgili sıkıntıları vardı. Starttan çıkmamazlık değil de çıkıp yarışa başlamamazlık yapıyordu. Bu mental problemleri aştıktan sonra güzel performanslar sergilemeye başladı. En sonunda 1400 metre mesafede güzel bir üçüncülük elde etti İstanbul'da. Çin pistte. Bakalım ben de merakla bekliyorum. Işman Çizik daha önce Gazi koşusuna at bindi mi bilmiyorum Hayır, ama ilk Gazi. İlk Gazi'si. Bakalım Emel, Işman'a nasıl bir sonuç alacak. Şunu söylemek istedim. Şimdi 21 at Gazi koşusunun puanlarını geçtiğimiz yıllar yani yılın başında handikap puanlarıyla tabii, ilgili tabii, çok yüksekti. Yüksek. Evet. Kobra'yla da ilgili onun için söyledim. Handikap puanı yetecek mi, yetmeyecek mi? Çünkü baktığımız zaman bırak dolmayı bir attık bile boşluk bile kaldı. Doğru. Öyle değil mi? O da beklenen bir durum değildi aslında. Dolayısıyla Kobra'nın da iyi bir performans sergilemesini ben de bekliyorum açıkçası. Hı hı. Bir sonraki görüntülerimize, safkanımıza geçelim. Mekiz. 11 numaralı Mekiz Kir. Evet sevgili Enver neler söyleyeceksin? Adnan Kılıç seyisi. Mekiz Kir malum bu koşuya gelirken bir öykü çıkaranlardan. Zira start problemi münasebetiyle bir ceza aldı. Evet. Kayıt olabilmesi için de yürütmeyi durdurma kararı alması gerekiyordu. Mahkemeye başvurdu. Yürütmeyi durdurma kararı aldı. Koşuyor. Mustafa Tarhan'la iki gün önce bir diyalogumuz oldu. Mustafa abi provalarımızda gayet iyi starttan çıkıyor ve starttan çıkarsak çok ilginç bir yarış yapacağımızı da göreceksin dedi. Oo. Yarıştır. Atın psikolojisidir. Orayı bilmem ama dedi. Provalarımızda hiçbir problem yok. Çıkacağız ve Allah'ın izniyle de yarışın sürprizini yapacağız dedi. Ben de bol şanslar diledim. Mustafa'nın yorumuyla ben yorum yapmış olayım. Hayır çok da önemli paylaşımlar tabii. Bunlar. Çünkü baktığımız zaman da Mustafa böyle özel günlerde farklı performanslar üstüne de dağ koyan bir isim. Evet. Dolayısıyla ben de Mekiskir'in koşusunu yani merakla bekliyorum. Özcan'ın İrlanda'dan arkadaşı öyle söyleyelim. Aynı dönemler. Aynen öyle. Aprantilik dönemlerinde evet. İrlanda'ya giden ekipten yani Mustafa gerçekten yeteneğinin karşılığını alamamış çocuklardan biri. Kesinlikle. Yani aile... Mustafa... Tarhan tabii ki. Aile atçı bir aile olaydı. Yani onu atlarına daha fazla şans verebilecek öyle kardeşlerimiz var. Yani sahadaki yeteneğinin yanında şans bulma fırsatını çok doğal olarak alan isimler gibi olsaydı Mustafa partilerde olurdu. Benim de işte yaşadıkları da tabii ki. Yaşadığı sıkıntılar da onu performansını biraz düşürdü. Ben Mustafa çok da kıymetli, değerli bir adamdır. Sevgili Emre'nin de kulakları için nasılsın Karayel'in? Raleika'ya ben Mustafa'yı tek bir ata binmek için sağ olsun hatırımız için Ankara'dan buraya geldi ama maalesef atımız o gün için starttan çıkmamıştı. Öyle bir sıkıntı yaşamıştık ama
Mustafa gerçekten çok önemli isimdir. Enver'in de söylediği gibi Özcan'la birlikte İrlanda'da hem binicilik hem dil eğitimi alan kıymetli jokeylerimizden biridir diyelim. Ve hemen bir sonraki isme geçelim. 12 numarayla bu koşuya iştirak edecek olan Mr. Görkem. Mr. Görkem. Baktığımız zaman genel görüntüsü o böyle kompakt bir isim de nasıl söyleyeyim? Tefek. Ufak tefek bir isim ama evet. Çok ciğerli bir isim. Şimdi Dinçer Cebeci koşusunu şöyle bir hatırlıyorum. Ciddi bir trafik problemi. Net 200 Uğur Polat'la çıkamıyor. Orada yani. Aslında bir isim daha var. Hep es geçiyoruz onu. Corcovado. O gün için evet. İki isim vardı. O da yarın anafartalarda evet, koşacak. Onun için mesajı verdim. Anladım. Corcovado da o gün trafikten en etkilenen isimdi. Ama Mr. Görkem bir de en zor yere girerek, evet, içeri girerek dibinden. Kazandı. Evet. Ve ondan sonra Sait Akson yine onda kazandı. Evet. Müthiş yarışlar yapıyor Uğur Polat'la. Sıra sende herhalde. Doğru bende abi. Evet. Turgay Tokan. Seyisi. Mr. Görkem gerçekten bir kere bir genç ceren yavrusu. Evet. Annesinin zaten. Bu lafı Allah nasip ederse daha duyacağız. Evet. Değil mi? Yani bundan sonraki yavruları da inşallah duyarız. Çok başarılı bir anne. Ulaanbaatar. Ulaanbaatar. Başarılı bir annenin yavrusu. Genç ceren yavrusu Mr. Görkem. Ve Çin pistte bugüne kadar namalup. Yani bugüne kadar start aldı. İki Çin pist koşusunda da birincilikle ayrıldı. Evet. Zaferle ayrıldı Mr. Görkem. Kesinlikle Gazi koşusunun en şanslı şu anda belki de sosyal medyada olsun, işte atçılık çevrelerinde olsun bahsedilen en şanslı iki atından biri olarak görünüyor. Evet. Mr. Görkem. Ben de merakla bekliyorum açıkçası koşacağını. Çünkü Uğur Polat da son dönemlerde formunu özellikle bu yıl arttırmış bir jokey. Gazi koşusunun da Uğur Polat'a yakışacağını düşünüyorum açıkçası. Peki. Bakalım nasıl koşacak. Hayırlısı. Allah ayaklarınız bastırsın. Amin. Amin. Bir sonraki isme geçelim. Bu koşuya 13 numarayla katılacak olan Ritim Duayn'dan bahsediyoruz. Halis Karataş da bu koşuya iştirak edecek. Şimdi baktığımız zaman Çaldıran koşusu galibi bir isimden bahsediyoruz. Sait Akson koşusu ikincisinden bahsediyoruz. Ve bunun yanında da koştuğu yarışlarda başarılı olmuş bir isim. Sıra Enver'de. Enver, Ritim Duayn. Yasin Yeşilbudak seyisi. Bir kere söylenecek çok bir şey yok. 2 yaşlılığında sıra dışı bir performans. İstanbul'daki ilk yarışında Çaldıran koşusu galibiyeti. Oldukça gösterişli bir Çaldıran koşusu galibiyeti. Allah ayaklarınızı bastırsın. Dönüşü Kocaeli pisti. Ters pist, kum pist. Eleştirirseniz eleştirmezseniz harika bir dönüş. Ondan sonra da üzerine bence hiçbir yarışında geriye gitmeden mücadelenin içerisinde tutma başarısı. Bunların hepsi önemli faktörler. Bir şampiyonda ancak olabilecek namzetler, yetenekler. Ben Gazi Koçsu'nun favorisi olduğunu düşünüyorum. Halis Karataş'ın Sait Akson'da sonlarda bir sprinte mağlup olduğu halde safkana devam etmesi önemli bir mesaj. O yarışın başından 1200'lere, 1000'lere kadar hatta düzlükteki bazı hamleler jokeyinin istemediği hareketler yaptı Ritim Divan. Ama oyunda kalması, evet, oyunda kalması çok önemliydi. Halis abiyle de konuştum tabii, off the record bazı şeyler var. Yani söylemememiz gereken bazı şeyler var. Onları belki Gazi'den sonra konuşuruz. Ama bu koşuda şöyle bir şey söyleyeyim. Sait Akson'daki bazı yaramazlıklarının olmama ihtimali çok yüksek. Yani o çok daha uysal, çok daha sakin, çok daha itaat eden bir Ritim Divan. Bunun pozitif yansıyacağını düşünenlerdenim ben. Pozitif yansırsa da zaten favori oluyor. Favori ben. Peki. Favorim Ritim Divan. Peki. Bir sonraki isme geçelim. Bu koşuya 14 numarayla katılacak olan Run and Win. Baktığımız zaman Run and Win'in de yarışları çok çok başarılı. Son zaten Sait Akson koşusundaki dördüncülüğü de bu koşunun iddialı isimlerinden olmasından gerektiren isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bedri Özdemir. Bedri Özdemir. En tecrübeli seyircilerden biri. 1994 lisanslı. Oo. Programımıza yeni katılan izleyicilerimiz olabilir. Neden sadece seyircilerin ismi söyleniyor? Şimdi programlarda her zaman konuşulan atın ismi, at sahibinin ismi, antrenörün ismi, jokeyin ismi. Bunların hepsini biliyorsunuz zaten. Ama hiçbir yerde bir kaydı olmayan, daha doğrusu programlarda ismi geçmeyen isimlerde seyirciler. Dolayısıyla biz bu sistemin, ekürülerin en önemli parçalarından biri olduğunu düşündüğümüz seyircilerimizin isimlerini de dile getirmeye çalışıyoruz. İyi de bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Sevgili Oktay, Run and Win. Run and Win 2018'de çok flash bir başlangıç yaptı. Evet. Kış sezonunda sentetik pistte çok güzel yarışlar kazandıktan sonra Çin pist sezonunun açılışı olan Friendicap, Orhan Meker'i lehine çevirdi ve o koşudan galip olarak ayrıldı. Sonrasında bir erkek tay denemede 7.liği var. Sait Akson koşusunda da
tatminkar bir dördüncülük. Hani içeriden güzel. İçeriden geldi. Yani sonlarda jockey'e çok fazla yüklenmedi Selim Kaya. Belki yüklense hep beraber bile atlayabilirdi söylentileri vardı. Tabii o yüklenseli ne olurdu? O zaman görebilirdik ancak. Jockey ile ilk defa buluşacak bildiğim kadarıyla Ayhan Kurşun'la. Çok inanıyor. Jockey'nin de inandığı bilgisini aldık Emir abiden. mesafe konusunda da bir tık soru işaretleri var aslında aklımda. Baba tabii ki Winner Winner ama annesi Bellamy'a klasik evet, 1200 yıldır ama isimdi zaten. Evet yine Sedat Özden ekibüsüne ait bir isimdi. Ben de merakla bekliyorum ben annesi. Yalnız renk görüntüsü de Winner Winner havası var isimde. Dolayısıyla 1200'den 3000'e kadar koşabilecek Sabri bir isim. Sabri abiyle, Safkan antrenörüyle sabah bir görüşmemiz oldu. Bektaş'la. Sabri Bektaş'la selam olsun. Dedi ki yani uzunları yapabileceğine ben dedi çok iknayım ama jokeylerimiz ikna olsaydı Halis abiye biraz herhalde şey dedi. Yani uzun yapmayacağına yönelik çok ciddi bir kesin bir karar olduğu için takvimimizi ona göre yaptık dedi. Ve hani jokeyimiz Sait Aksoy'a binmeyeceği belli olunca ben Sait Aksoy'a özellikle girmek istedim. Çünkü uzunda da iş yapabileceğini düşünüyorum. Değişik bir yapısı var dedi. Safkan ile ilgili birkaç bilgi verdi. Onları da işe nasip olursa ve gazeteden sonra konuşuruz. Çok makul şeyler söyledikleri şeyler. Hı hı. Ve Sait Aksoy'dan daha iyi bir run emin göreceğiz. Ortaya çıkabilir. Peki. Yani böyle düşünürseniz de o da favorilerden biri oluyor. Yani tabii ki. Ben de Halis abiyle ilk konuştuğumda orta mesafelerde çok başarılı, çok yetenekli Safkan demişti ama şimdi antrenörünü dinliyorsunuz, antrenörü dinleyince ya o bilgiler ışığında Gazi Koçu'nun favorilerinden biri olabilir. Peki bir sonraki isme geçelim. Bu koşuya 15 numarayla Şarpa katılacak olan Şarpa. Baktığımız zaman Adana'da, Ankara'da, sonra Adana'da çok başarılı yarışlar yapıp İstanbul'a gelip İstanbul'da da iyi, güzel bir performans sergileyerek kazandığı yarış ve sonrasında Ankara'da bir Mehmet Akif Ersoy koşusu var ki o koşuda değişik bir taktikle koştuğunu söyleyebiliriz. Koşuyu zaman zaman önlerde de kabullenir ama genellikle düzlük sprintiyle tanıdığımız bir isim Şarpa. Yine Selim Kaya'nın tercih ettiği isim Mehmet Akif Ersoy'da bindikten sonra yine Şarpa'yla yoluna devam etmek istedi. Merak konusu bakalım. Şarpa bana göre koşunun gizli favorilerinden biri olduğunu Savaş düşünüyorum. Çelik. Evet Oktay. Şarpa bende mi? Sen de. Evet. Run engine'den ben bahsetmiştim abi. Sen bahsettin. İkimiz de birden dağılmışız peki. Ne güzel anlatıyordun. Niye kestin ki? Hepsini ben anlatıyorum. Sıkıntı yok. Hayır böyle olunca da o kadar. Abi bilerek ne yaptın? Favoriler böyle. Şarpa, Selim Kaya işte sabah Yıldızlar'la kahvaltı organizasyonunda güzel bir konuşma yaptı dedik ya. Yine renkli kişiliğiyle. Renkli kişiliğiyle. Peri Lina'yla kısrak koşusu kazandı. Mehmet Akif Ersoy da Şarpa ile ikinci oldu. Şimdi bir seçim yapması lazım 10 gün sürdü dedi. Yani ben birçok gazide atım çok dedi. Belirli şekilde geldim. Hatta Run & Win de Selim Kaya'dan haber bekliyordu. Onu da söyledim yani. Ha. Aslında sadece görünen iki değil. O ikisi ilaveler de var. Dolayısıyla böyle bir Safkan'dan bahsediyoruz. 10 gün bekledikten sonra Selim Kaya'nın tamam budur dediği Safkan bir şey gördü bence. Selim Kaya bugün sordum sürprizi var mı diye. Tabii her yarışın hani kendi içinde bir stratejisi vardır. Kağıt hazırlanır. Fakat start verilince kağıt çöpe atılır dedi. Yani bütün yarışın senaryosu yarışta doğru çizilir dedi. Makul tabii ki. Hele ki bu tarz jokeyler için yani adam kazanmadığı grup yarışıyor. Yarışın içerisinde ne olursa olsun ona göre bir hamle yaptırabilecek bir isim Selim Kaya. At da tam buna yatkın bir at değil. Yani at maşallah hani böyle sallı. Grubun belki de Padova geldiğinde en dikkat çekici safkanlarından biri olacak. Tank evet. Gibi Allah nazardan saklasın. Maşallah. Ama Gazi'de bu tarz safkanlarda en ufak bir tereddüt, durgunluk, bir etkilenme veya bir darbe. Geri dönüşü veya bir darbe. Geri dönüşü çok daha uzun süre alan geri gidişlere sebep oluyor. O yüzden Selim Kaya ustalığıyla favorilerden biri olduğu net. Peki. Bu koşuya 16 numarayla iştirak edecek olan Superstar'ın görüntüleri. Resul Başyiğit seyisi. Evet, Superstar'ın görüntüleri de geçen yılın Gazi Galibi Ekürü. Evet. Oğuz Yalçın'ın sahibi, ilk seyircisi olduğu bir Tay Superstar. Bu yarışta ne yapacağını açıkçası merak ettiğim taylardan biraz birisi. Biraz hızlı gidiyoruz ne olur. Vakit çok az kaldı. Tamamdır, hızlanalım. Son yarışındaki üçüncülüğüyle yeşil ışık yaktı bence Ekürü'ye ve Ekürü'de Gazi koşusunda geçen senenin Gazi galibi olarak tekrar şansını denemek istemiş olabileceklerini düşünüyorum. Jockey ile ilk defa buluşacak yanlış hatırlamıyorsam. Nasıl bir performans sergileceğini hep beraber göreceğiz. Peki hemen bir sonraki görüntülerimize geçelim. Bu koşuya 17 numarayla iştirak edecek Urla Fırtınası. Baktığımız zaman da Urla Fırtınası
5 numaralı Fire and Smoke ve 21 numaralı Run for Derya ya da Ekür. Koşuya Ekür olarak iştirak edecek. Evet, Seyis İsmail Çelik, Ekür'ün 3 safkanı var. Birbirlerine göre bir strateji belirlenecektir. O stratejinin bir parçası olarak start alacağını düşünüyorum. Deniz Yıldız daha önce Gazi kazanmayı başarmış isimlerden biri değil ama hakikaten hani şansını bulursa hemen ön plana çıkabilecek. Çünkü grup 1 tecrübesi var birçok safkanlı ki Aşemez de bunu başardı. Hani yapabilecek potansiyel olan kardeşlerimizden biri. Sakin kalabilir. Sürprizden biraz daha geride yani bomba olur. Tatlı bir bomba olur kazanırsa benim açımdan. Evet. Peki bir sonraki safkanın görüntülerine geçelim. Koşuya 18 numarada iştirak Vancouver. Edecek olan Vancouver. Baktığımız zaman da Mehmet Akif Ersoy dördüncüsü olarak da karşımıza çıkıyor. Yine Vancouver 20 numaralı Perilina ile de Ekür olarak bu koşuya iştirak edecek. Evet. Gazi koşusuna gelirken en az start almış isim bu koşuda Vancouver. 4 kez start alıp 5. koşusu Gazi koşusu olacak. Jockey de son anda belli olan isimlerden değişen. Birisi. Değişen isimlerden birisi açıkçası. Mustafa Çiçek'le güzel bir uyum yakalayacağını düşünüyorum. Sınıf bir isim olduğunu düşünüyorum. Evet. Biraz daha zaman kazanabilseydi bu koşuya gelirken. Bence çok daha etkili olabilecek, çok daha ismini farklı yerlerde duyurabilecek bir isimdi Vancouver. Tabii ki yine şanslı isimlerden bir tanesi. Ve açıkçası benim özellikle merakla beklediğim isimlerden birisi Vancouver. Peki hemen bir sonraki safkanın ismi ve görüntüleri ekranlara geliyor. Bu koşuya 19 numarayla Üç dişinin ilki Grey Amazon, Greystorm gibi gazi koşusu kazanmış bir ismin anne kardeşi olduğunu ve bu mesafeleri de rahatlıkla yapabileceğini söyleyebileceğimiz bir isim. Evet Ömer. Anne gazi galibi tabii aynı Ekür olduğu için Ekür'den de 2 yıl sonra bir gazi adayı daha Erkan Yıldırım seyisi. Ayakları düz bassın yarışın tıpkı Fire and Smoke gibi temposunda çok belirleyici olacak. Evet. Ve startı kötü aldığı kısrak koşusunda çok değişik, orantısız tempolara girdiği metreler olmasına rağmen oyunda kalan bir at. Kesinlikle doğru. Çok kaliteli, çok farklı bir kumaşı var Grey Amazon'un. Müslüm Çelik'in istim üstünde olduğunu... Artan formu derken süreklilik arz eden gerçekten sezonu çok başarılı. Bu sezon yani. Ahmet'ten daha iyi bir Müslüm. Yani kesinlikle. 2018 yılı çok başarılı. Hem fikrim. Şimdi böyle moralli, böyle bir at, daha önce gazi kazanmış bir ekürü. Rakipleri tarafından çok fazla markajı alınma ihtimali olmayan bir isim. Evet. Bir sürpriz olacaksa dişlerin arasında her üç dişinin de gerçekten kesinlikle. Sürpriz adayı olduğunu bence kabul edelim. Grey Amazon ilginç bir tempoda, ilginç bir yerde çok farklı bir şekilde karşımıza çıkabilir. Doğru. Ayakları düz bassın yarışın sürpriz adayı. Evet bir sonraki safkanımız bu koşuya 20 numarayla iştirak edecek olan Perilina. Şimdi Perilina dediğimiz zaman bir parantez açmamız lazım. Dişi tay deneme ikincisi, kısrak koşusu galibi. Dolayısıyla oldukça önemli bir isim ve baktığımız zaman da hani programın başında yarış derecelerine önem verdiğimi düşündüğümü söylemiştim. Uyarladığımız zaman en iyi derecelere sahip isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor Perilina. En iyi dereceden ziyade lafını böldüm abi. Mr. Görkem'le aynı gün koşuyorlar. Son 800'ü 1,5 saniye daha iyi Mr. Görkem'den. Aynen. Bunun altını çizmek lazım. Yani dolayısıyla bu yarışta da nedenli iddialı olduğunun da en önemli işaretlerinden biri olduğunu zaten söyleyebiliriz. Selim Kaya gibi bir jockey 10 gün Şarpa ile arasında gidip geliyorsa muhakkak bu tayın da şansı vardır kesinlikle diye düşünüyorum. Kesinlikle. Evet. Enver Seyis'in ismini söyleyecek. Sende sıra herhalde Oktay. Perilina, evet Oktay'da. Ertan Gökçe Seyis, 2005 lisanslı bir Seyis. Grup 1 kısa koşusu galibi. Perilina muhakkak ismini güzel yerlerde göreceğimizi düşünüyorum gazi koşusunda. Jockey Akın Sözen'le de bence iyi uyum sağlayacaktır. Evet. Bakalım Fedai Kahraman ekibisine bu yıl damgasını vurabilecek mi? Bu çok çok önemli olan 92. gazi koşusuna katılacak son isim 21 numarayla bu koşuya iştirak edecek olan Run for Derya. Evet, onun da görüntüleri ve bilgileri ekranlara geldi. İki ekülüsüyle birlikte bu önemli koşuyu lehine çevirebilmek adına mücadelesini verecek. Evet Ömer. Run for Derya, Turgay Kılıç seyisi, 2012 lisanslı seyis. Şu ekürler arasında tek dişi safkan, 3 ekürün arasında. Fakat bugüne kadarki performansıyla dişler arasında hep oyunda olan isimlerden biri. Daha da uzadı. Ben yarışa renk verecek safkanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Eğer radikal tempolara girerse sonlarda ayakta kalabileceğini düşündüğüm isimlerden birisi Run for Derya. Vallahi şöyle tabela adaylarından biri olarak görüyorum. Kesinlikle. Evet. Her ikinizin de ağzına sağlık. Eyvallah. 21 safkanı da elimizden geldiğince değerlendirmeye çalıştık sevgili yarışseverler. Tabii ki bundan önceki
koştukları koşuların önemi, gösterdikleri performanslar, değerlendirmeler hepsi çok ama çok önemli, ama bu önemli koşuya saat 17-15'te katıldığınızda hepsi geride kalıyor. O anki performansınız öne çıkıyor. O an koşu içerisindeki yaşadıklarınız, yarış şansı, o günkü performans, çok iyi durumda olabilirsiniz ama o gün geldiğinizde atınızın keyfi yoktur, tayınızın, hepsi bir paket. İşte o gün kime yazıldıysa da neticede o kazanıyor. Hayırlı olsun evet. Dileyerek hepsinin ayaklarının düz basmasını ve bol şanslar dileyerek ekip arkadaşlarım adına bu değerlendirmemize noktayı koyalım. Şimdi hep birlikte kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra tahminlerimizle karşınızda olacağız. Şimdilik kısa bir ara, aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sky TV ekranlarında bir kez daha huzurlarınızdayız. Evet, bugün İstanbul'da çok önemli koşuların olduğunu daha önce söylemiştik. Bunun yanında Adana'da da tabii ki kayda değer koşular söz konusu. Biz İstanbul koşularını değerlendireceğiz ama öncelikle sevgili Enver'den bir hava durumu alalım ki geçtiğimiz için, daha doğrusu içinde bulunduğumuz haftada sürekli bir yağışlar söz konusu ki haftalık baktığımız zaman da sanki pazar günü de yağış ihtimali var gibi. Bakalım Enver neler söyleyecek? Şimdi hafta başında çok ciddi yağış ihtimali vardı. Günler yaklaştıkça saat aralıkları daralmaya başladı. İhtimaller biraz daha azalmaya başladı. Geçişler olabilir. Bir yağmur geçişi olabilir. Özellikle sabah 7-11 saatler arasında bir yağış beklentisi var. Cumartesi gece yağış alma ihtimali var. Evet. Fakat ondan sonrasında yerini güneşe bırakacak gibi gözüküyor. O geçişler Veliefendi Hipodromu üzerinden ne kadar geçer? Ne kadar kalır? Ne kadar su bırakır? Açıkçası bilmiyorum ama cumartesi gününün güneşi bir kere pisti normale yaklaştırıyor. Bu kesin. Evet. Eğer akşam sabaha karşı ve öğlene kadar olan yağış ihtimalleri gerçekleşirse 4 civarında, yani 4-2, 4-3 gibi bir pist bekliyorum. Eğer o yağış geçişleri olmazsa ben 3.8-3.7'ye kadar normale dönebileceğini düşünüyorum. Çünkü güneş ciddi derecede bu sabah pisti kuruttu. Peki. Hemen şöyle söyleyelim. Arkadaşlarımızın şablonları ekrana gelecek. Önce Enver'le başlayacak ki hava durumuyla ilgili yağış olabilir ihtimalini söyleyince tabii ki zorlu geçmeye aday koşu biraz daha zora girecek gibi geliyor. Enver'in şablonu ekranda. İlk ayak 2 numara Batman Aslanı bana göre gününün kalesi olarak değerlendirilebilecek safkan. Ben bu tarz yarış günlerinde hani olabildiğince riskleri erken tüketip Beşli Ganyan oynamayı tahmin Beşli Ganyan, dörtlü Ganyan. Evet evet. Üçlü Ganyan eriyerek. Hani bazen bana zaman bana zaman zaman diyor ya Barbaros abi, şey diyorsun hani ya, bir şey anlatıyorsun. Birini gördüğün zaman anlatıyorsun. Biz de bunu Enver'den öğrendik artık. Tamam. Beşli Ganyan, dörtlü Ganyan. Artık onları söyleme. Ve ama Gazi koştuktan sonra abi nereye gidiyorsun diyorlar. Ben yeter artık gidiyoruz. Aynı zaten ben gidiyordum. Zaten gitmiştim. Son çifteye kaldık. 2 numaralı Batman Aslan ile ben başlamayı düşünüyorum, açık söyleyeyim. Hatta hani 8 koşulu bir program var. Üçlü Ganyan denemesi yapacağım. Batman Aslan da son ayağımın bankosu. Gününde bence bankosu. Alternatif olarak 2 banko adayım daha var. Bunlardan ilki 17 numaralı ikinci ayaktaki Valencia. Açısı daha önce defalarca geçtiği gruba bir kez daha geliyor. Halis Karataş deklaresiyle geliyor. Kazanması normal sonuçları ama ben Batman Aslan ile zaten riskimi aldığım için ve Gazi koşusu günlere Barbaros Doruk'un normal günüymüş gibi geldiğimiz için yani maddi olarak bir tane banko yeter diyorum. Oraya o yüzden rakip yazacağım. 8 numaralı Miss Planet toparlandı bence. 12 bakın nasıl diri tutuyorum bunları, görüyor musun? Ve 11 numaralı Rocket Girl rakip gördüğüm safkanlar. Bütçe doğrultusunda ilave edilebilir. Ben açıkçası hani eğer ki istediğim gibi giderse birinci ve ikinci koşu bu şablon olduğu gibi yarın gişede göreceksiniz. İstiklal Savaşı koşusunda 12 numaralı Selkut benim favorim. Açıkçası son yarışını çok beğendim. Ankara'da. Selkut'a doğru yaklaşırken daha uzadı mesafe. Halis Karataş bu safkanın o yaramazlıklarına daha hakim. Açıkçası bu yarıştan önce de bir görüşmemiz oldu Selkut'la ilgili. Yarışı kazanabileceğini düşündüğü için bu tercih sorgusuz sualsiz Selkut oldu. Favori o. 3 numaralı Altepe. 14 numaralı Talipan. Sen de bayağı inanmışsın Selkut'a zaten. 1 numaralı Akkula. Abi Selkut'a kim inanabilir ki? Yani Selkut kendi hariç Selkut'un ne yapacağını kimse bilmiyor. Hayır sen diyorum bayağı inanmışsın. 13 numaralı Serdüven'de son ismin 5 isimle buraya geçeceğim.
Gazi koşusuna adettendir diye çok at yazdım. Favorim Litim Divine. Tabii ki rakibimizdir Görkem. Ama 18 numaralı Vancouver, yani ekürlerin bu kanadı. Ondan sonra Avukat ve Hep Beraber, ayrımsız. Run Emmi ve Şarpa'da sürpriz adaylarım. Ya at yazmaya başlarsak daha bunun devamı da gelir. Evet. Ben bu kadar da sonlandırayım ama net favorim Ritim Divan. Yani Ritim Divan çıksa 3 boyla kazansa aa bu kadar fark olur muydu demem. Ama Ritim Divan geçen yaramazlıklarını yapıp 2004'te etkilenirse az bile gelebilir bu şablon. Yatarsak buradan yatalım, ne yapalım Gazi'ye feda. Şimdi olur. Fırsatlar elime geçtiğinde değerlendirmeyi seven adamım. Yıllar buyurun önce Miramis Gazi'si. Ben çok ön planda tutuyorum. Fakat dedim ki eğer kazanamazsa koşu çok zora girer ki bugün de söyledim. Mesela tuttuğum isimler var. Eğer öyle kazanamadıkları... Bir aydır Miramis banko dediniz. Evet. Ümit yaşıyor burada Allah. Yani. Yok yanımızda şu an yok. Tabii. O yönete de selam olsun. Dolayısıyla şimdi arkadaşlar Ritim Divine ama 10 at var galiba. Yok 3, 5, 7 at var. Evet, fena değil. 5. ayak. 5 numaralı bir Selin alternatif bankom ama yanına 6 numaralı Tatman incisini yazacağım. Bu kez o kadar gerisinde kalacağını düşünmüyorum ve yarışın genel gidişatına da sanki sürat bir parça daha yakın olmalarını gerektiriyor yarışın sürati. Ben o yüzden 5-6 diye bu ayağa geçeyim. Son ayak anafartalar günün en zor yarışı. Bütçe doğrultusunda hepsi deyip geçmek en kolay ama bir tahminci hepsi dediği zaman biraz kaçamak oluyor. Bir sıralama verdim. 12-7-14-6-10-11-9-13-4 dedim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Geri kalanlar da arkasına. Birinci atım sende yok abi mesela. Yani, bir dakika yani, ben söyleyeyim kim olduğunu. Bence de net öyle bir yarış. Gerçekten yani, öyle bir yarış. Yani şuna kim ilave etti? Çok net kim oldu? 2 numaralı becerikli adam. 3 numaralı becerikli adam. 3 numara doğru değil doğru mi? Doğru abi. O, onu da tercih etmemiz. Ne kadar yaşlı da olsam bir bakışta eksik olanı görebiliyorum hemen. Orada da bir benim de ilk atım olduğu için o ilk atlarımdan. Orada da şöyle söyleyeyim. Evet. Hemen orada da bir ilave edeyim. Becerikli adam çünkü ben de çok inanan... O belli oluyor inandın zaten. Biriydim. Dedin. Ahmet Çelik, becerikler için anafartalar kazansa sürpriz olmaz dedi. Tercihini Sümelan'da yaptılar. Olabilir. Şimdi... Ya ben bu tarz günlerde sana... jokeylerin... Peki Sümelan'ı Özcan Yıldırım'ın reddedip Ahmet'e gittiğini... Evet ondan önce de ben bir isim bir... daha vardı. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Jokeylerin at üzerindeki tercihleri... katkıları çok önemli. Muhakkak. Ama önemli olan asıl olan attır. Ben tabii hayatım boyunca uzun yıllardır bu işi takip eden biri olarak evet, binen jokeyi çok nadir görürüm. Çünkü ben yok, at performans. Ben benim felsefem evet, o. Evet. Jokey çok kıymetli. Jokeyler kıymetli. Grup koşularda, kalabalık ya, koşularda ben jokeyi tercih ederim. Ayrı dava. Çok şimdi grup ve kalabalık koşularda jokey tercihleri önemli gibi dursa da koşu içerisinde yaşanacak trafik yeşil muhakkak kime yanarsa o kazanır. Ben o yüzden yani sanki... dolayısıyla bir parça yani geri planda bırak ama çıkıp gelse nerede hepsi yazılır burada. Doğru abi. Hani... Ama kurtardın kendini yani 3, 5, 7, 9 hatta becerikli anı olmasa da hepsi yazılabilir de bir tabii, kurtarış oluyor senin için. Daha yazmamışız becerikli anı falan da değil. Yani. Şimdi 12 değil o 1, 2 falan diyor. Şimdi yanıma geliyor benim yarışta. Aros abi ne diyorsun? Şunu diyorum. Yat söylüyor. No. Diyorum ki görüşmeyelim. Şimdi en son Cuma günü geldi. Evet. Ben bir isim söyledim. Yok abi dedi bu nereden bu olur dedi. O oldu 5. bir dahaki yarışını kazandı. Sizinki 3. oldu baba. Beymat kazandı. 3. oldu baba yapma gözüne. Tabii ki 3. oldu. Sen 3 numarayı 3. oldu olarak. Hayır 1 dediniz abi. Pardon. Vallahi bir... Kiminle ne konuşuyorsunuz ya? 1 mi dedin? 1 dediniz. Tay yarışı tek yazdım 3 gidip numarayı. Gidip ben niye 1-2 oynadım o zaman? Sen kendi tercihin işte. Allah Allah. Sen ısı farklılıkları yaramıyor sana gece gündüz ben arasındaki fark. Ben anlamadım bu işi. Neyse bunu sonra konuşalım. Evet şu anda sevgili Oktay'ın tahminleri geliyor. Şablonu geliyor. Bu arada 5 dakikamız var. Tamam. Ben o zaman sadece favorilerden bahsedip size atacağım topu. Tamam. Çünkü süre gerçekten ben çok 5 dakikayı sen kullan. Barbaros abi sadece sen zaten yapsın. Bütün hakkımızı alıyorsun. Ola nokta yoluyuz. Ben Gazi günü için riski biraz daha sonlara doğru almayı tercih ettim açıkçası. Birinci ayakta tabii ki Batman Aslan'ı benim de favorim ama Falez ve Abuş ikilisine de rakip olarak şans verdim. İşte ben eğer bu işleri bırakırsam el vereceğim isim %100 sen olacaksın. Yürü be abi. Tabii sağ baksana ne kadar akıllı tahminler yapıyor. Enver'in tahminleri de çok olumlu olumlu ama bu adam... Yani bir 3 numaradan bir becerikli andan mı? Hayır, yarın akşam kaybolmayın. İlk ayak Abuş diyor. Bak sağ ağır olduğu zaman gelebilir evet, Abuş. Yani Abuş. İki yarış önce İstanbul'da geçti. Hem de kolay geçti. Evet. Gel gel yapıyorsunuz gelmem. İlk ayaktan sonra görüşürüz abi. Ya dolayısıyla. Peki. İkinci ayak Valencia benim de ilk sırada şans verdiğim at. Pistin yumuşak olması ona da yarayacaktır. Rocket Girl ve özellikle son yarışından sonra burada da üstüne basa basa bahsettiğim Spirit Joy'dan etkili bir yarış bekliyorum. Rakip olarak onları yazdım ama tabii ki Miss Selin'i risk etmeyecek
yarış severler Batman Aslan'a veya Valencia'dan risk alabilirler. İstiklal Savaşı'nda 14 numaralı Talipan benim favori olarak önerdiğim isim. Hazırlıklarını çok beğendim bu yarışa gelirken. Selkut Serdümen ilk etapta rakip gördüğüm isimler. Sürprizim Artuklu. Pistin yumuşak olması, önde boş kalabilecek olması, Saadettin Boyraz olması. Bir beyaz bayrak aynı yarışı izleyebiliriz. Gazi koşusunda Rhythm Divine, Mr. Görkem ve hep beraber üçlüsünü ön planda şans verdim. Diğer şans verdiğim terler zaten az önce bahsetmiştik. Ekranda görüyor yarı severler. Beşinci ayak 5 numaralı Miss Helin'den yana kullandım ben banko tercihimi. Hem genç olması hem formunu arttırarak bu koşuya gelmesi. Bu koşu öncesi Ankara'daki hazırlıklarını da çok beğendiğimi belirtmek istiyorum. Miss Helin'in uyum sağladığı jockey idaresinde bence Zübeyde Hanım galibiyetine yakın Miss Helin yarın için. Son koşuda 3 numaralı Becerikli Han benim favori olarak önereceğim isim. Baktığımda çok fazla ön planda onun temposunu zorlayacak bir isim göremedim açıkçası kağıt üzerinde. Çok yarış kabiliyeti yüksek olan bir isim. Yani Bursa'daki yarışını hatırlayalım. Hani yarışı son 200'de durdursak 5. olmaz dersiniz. Oradan geldi tekrar yarışı kazandı. Yarış karakteri çok yüksek bir isim. Becerikli Han ilk planda şans verdiğim isim. Bursa'dan gelen 9 numaralı For the King. Değişik bir yarış gelebilir, enteresan bir yarış gelebilir. Son yarışında çok tutuyordum. Bursa'da çok rahat bir yarış kazandı. Fakat rahat kazanmasına rağmen bir dil bağ takısı ilave edilmiş. Olumlu mu, olumsuz mu etkileyecek bunu yarın göreceğiz. Ondan sonrası da zaten fazla şans verilmiş isimler. Tahminlerim bu yönde abi. Peki ağzınıza sağlık her ikinizin de diyelim. Benim şablonum lütfen gelsin. Şimdi baktığımız zaman ben de arkadaşlarım gibi 2 numaralı Batman Aslan'ı ilk planda tutmana rağmen Oktay'la aynı şablon gibi zaten ilk iki ayak. Evet doğru. 1 numaralı Abuş ve 8 numaralı Falez. Falez de benim önereceğim isimler. Abuş'a dikkat, sağ %100 yumuşak olacak, çok şanslı. İkinci ayakta ben Valencia'nın... Sizin aynı şablon mu geldi ya? Efendim? Oktay'la aynı şablon mu geldi? Onun için el vereceğim dedim ya ona. 17 numaralı Valencia. Gerçekten baktığımız zaman son koşusunda ben... Ahmet biraz daha idare edebilse o koşuyu lehine çevirirdi diye düşünüyorum. Çevirebilirdi. Biraz erken yürüyünce problem çıktı. 14 numaralı Talipan benim de ilk önereceğim isim. 13 numaralı Serdümen. 3 numaralı Altepe ve 2 numaralı Alişir. Bundan önceki yarışlarına baktığımız zaman Ankara'da birbirine yakın isimler. Daha sonra diğer 15, 4, 2 ve 1 sıralaması. Gazi koşusuna geldiğimizde 12 numaralı Mr. Görkem'in ben kazanmaya yakın isim olduğunu düşünüyorum. 15 numaralı Şarpa. Yine ciddi rakip. Ben 10 numaralı Kobra'dan çok çok enteresan bir yarış bekliyorum. Ama bu koşunun çok zor geçmeye aday bir koşu olduğunu söyleyebilirim. Şablonumu biraz daha düşürebilirsem ben Gazi koşusuna hepsi yazacağım. Zübeyde Hanım koşusuna geldiğimizde 5 numaralı Miselin ve 6 numaralı Tatvan incisini bence hiç ayırmayın. Neden? Tatvan incisinin bu mesafede 9 tane birinciliği olduğunu hatırlatalım. Çünkü bu mesafeyi en çok seven isim olduğunu söyleyelim. Miseli'nin formu için neler söylesek azdır. Doğru. Son ayağa geldiğimizde 7 numaralı El Nino. Bu kez sentetiği buldu. Farklı bir performans sergileyebilir. 6 numaralı Corcovado. Az önce söyledim. Dinçer Cebeci koşusunda Mr. Görkem'le birlikte trafikten en çok etkilenen isim Corcovado mutlak bir yerlere gelecektir. 15 numaralı Nine Rose, altılı Ganyan'ı farklı yerlere taşıyabilecek isimlerden biri. 12 numaralı Sümelan son yarışına bayıldım. Son olarak da 3 numaralı Becerikli Han, bu kez kapalı gözlük çıkarılan, sadece kulaklıkla bu koşuya iştirak edilecek olan, müthiş görüntüsünü bir türlü yarışlarına yansıtamayan son yarışlarına diyelim. 2 numaralı Beyazıt ki... Beyazıt'ın da iyi olduğunda, formda olduğunda neler yapabileceğini bizlere göstermiş bir isim. Sakarya galibi olduğunda söyleyebiliriz diyelim. Evet. Evet, bu özel gün ve elimizden geldiğince hem ilk bölümde hem ikinci bölümde de Gazi ağırlıklı bir program yapmaya çalıştık. İnşallah ekran karşısında da sizlere istediğiniz zevki, tadı verebilmişizdir diyelim. Son olarak kısa kısa her ikinizden de bir son konuşmaları alayım. Ondan sonra programı bağlayalım. Büyük gün geldi. Herkese ütopik olacak ama kazançlı, bol keyifli, bol eğlenceli bir gün olsun. Sonunda hak edenin kazandığı ve gerçekten bütün herkesin alkışları arasında kupasını aldığı bir gün yaşayalım. Kazasız belasız geçsin hem yayınlar hem yarışlar. Süper, teşekkür ederim. Evet, ben de güzel bir gün diliyorum herkese ve Efendi İpodromu'ndan herkesin mutlu bir şekilde ayrılmasını diliyorum. Güzel bir Gazi günü olacak. Herkesi hipodroma davet edelim. Evet, 1927 yılında başlayan macera ve 90.'si, 92.'si 2018'e geldik. Acaba kim kazanacak? Hepimiz merakla bekliyoruz. Arkadaşlarım çok güzel dileklerde bulundular. Benim de katılmamam mümkün değil. Rast gitsin, kazasız belasız bir yarış olsun. Hak edenin kazandığı bir yarış olsun diyelim.
Bir Beyaz Bayrak Aynı programında sonuna geldik. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı günler diliyorum sizlere. Hoşça kalın.